Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında İslamiyet'te yeminin yeri ve hükmü nedir? Bu konu üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Bizler günlük hayatımızda zaman zaman yemin olayıyla karşı karşıya geliyoruz. Ya muhatabımız bize yemin ediyor veya biz ona yemin ettiğimiz oluyor. Acaba bunun durumu ne? İslamiyet'te yemin Allah adına yapılır ve bu Allah'a yemin ederim ki şeklinde olabilir. Vallahi, billahi, tallahi bu gibi ifadelerle olabilir. Ve biz bir meseleyi ifade ederken yemini de söylemişsek, vallahi bu böyle demişsek bu daha böyle tekit ifade eder. Yani bunun doğruluğunu daha kuvvetli bir şekilde ifade etmiş olur. Ancak rastgele yemin etmek uygun değil. Hele yalan yere yemin etmek hiç uygun değil. Bir insan eğer dilini alıştıracak olursa normal meseleleri anlatırken bile vallahi bu böyle tarzında durmadan yemin edebilir. Ve bu iyi bir durum değildir. Buna yemin-i lağv deniyor. Ve normalde kaçınılması gereken bir yemindir. Ama diyelim bir olayla karşı karşıya geldik. Muhatabımız bize inanmak istemiyor. Böyle bir durumda bunun doğruluğunu ifade babında vallahi bu böyle, billahi bu böyle dediğimizde daha kesin bir şekilde bunu ifade etmiş oluruz ve muhatabımıza bildirmiş oluruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Yalan yere yemin etmek malı sattırabilir ama malın bereketini giderir. Dolayısıyla ticari hayatla meşgul olanlar özellikle eğer yemine dillerini alıştıracak olurlarsa belki zaman zaman yalan yere yemin etmek gibi bir durumla karşı karşıya gelebilirler. Ve bu malın bereketini ortadan kaldıran bir durumdur. Ve aslında söz sözdür. İlla yeminle tekidi de lazım gelmeyebilir. Yani bir insan bir konuda söz söylemişse, bu böyledir demişse zaten bir Müslümanın yalan söylemesi düşünülemez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle ifade ediyor. İşte bir Müslüman hırsızlık yapabilir mi? Yapabilir. Daha bir takım başka günahları söylüyor. Yapabilir mi? Yapabilir. Yalan söyleyebilir mi? Hayır, yalan söyleyemez diyor. Burada yani bir Müslüman yalan söylemez değil. Bir Müslüman da insandır. İnsanın bir takım zaafları vardır. Zaafları olan bu insan velev Müslüman da olsa bazen yalan söyler. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın hırsızlık yapması bile olur. Yani yapmıştır, yapabilir, nefsine mağlup olabilir. Bunu kabulle beraber peki bir Müslüman yalan söyler mi? Hayır, yalan söylemez diyor. Uygulamada bu böyle mi? Uygulamada bu böyle değil. Uygulamada Müslümanlar bir kısmı yalan da söylüyor. Demek ki yalan bir lafzı kafir. Kafire yakışan bir lafız bir Müslümanın ağzından çıkmaması gerekir. Özellikle yemin tarzında yalan yere yemin etmek, Allah'ı da haşa bu işe karıştırmak, vallahi vallahi bu böyledir diye yalan yere bunu söylemek çok daha böyle vebali gerektiren bir durum. Değerli izleyenlerim, eğer bir insan yemin etmişse ve yeminini bozmak durumunda kalmışsa bu durumda ne yapacak? Yani bazen şöyle oluyor. Diyelim birisine kızmış, yemin ediyor. Vallahi de billahi de seninle bir daha konuşmayacağım diyor. Aslında bu düzgün bir şey değil. Yani niye konuşmuyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal değildir, caiz değildir. Ama bir Müslümanın da bir takım hisleri var. His var, heves var, nefis var. Bunlar insanı bir takım kötülüklere sevk edebiliyor. İşte böyle bir durumda bir insan nefsine mağlup olup da böyle bir söz söylemişse hem de yeminle bunu söylemişse ardından buna pişmanlık duyacaktır ve o Müslüman kardeşiyle konuşmak isteyecektir. Peki böyle bir durumda ortada bir yemin de var. Bu yemini çiğneyecek mi? Ne yapacak? Evet, yeminini bozar ama bunun bedelini, bunun kefaretini de ödemesi gerekir. Bunun kefareti 3 şekilde oluyor. Bunlardan birincisi bir köle azat etmek. İkincisi 10 tane fakiri sabah akşam doyurmak veya onları giydirmek. Yani bir defaya mahsus giydirmek veya 10 fakiri sabah akşam doyurmak. Ve bir üçüncüsü de
Eğer bunlara gücü yetmiyorsa, yani köle azat etmeye gücü yetmiyor, fakirleri doyurmaya veya giydirmeye gücü yetmiyor, böyle bir durumda o insanın 3 gün oruç tutması gerekiyor. Buna yemin kefareti denilir. Yani bir insan rastgele böyle yemin etmişse elbette bunun bir karşılığını da görecektir. Bunun bir bedelini ödeyecektir. Günümüzde birinci madde belki de pek o kadar muteber değil. Yani bir köle azat etmek bu nasıl olur? Günümüzde eskide olduğu şekliyle bir kölelik yok. Her ne kadar çağdaş köleliğin çok değişik manzaraları görülse de ama alışılmış şekliyle bir kölelik olmadığından bu nasıl uygulanabilir? Bu belki bir insan çok büyük bir borç içindeyse ona yardım etme şeklinde olabilir. Onun boynunu azat etmiş olur. Onu öyle bir yükten kurtarmış olur. Bu içtihadi bir konudur. Onu bu kadarla söyleyip geçelim. Ardından 10 fakiri sabah akşam birer öğün olacak şekilde, yani günde 2 öğün olacak şekilde 10 fakiri doyurmak. Bu yapılamayacak bir şey değildir, yapılır. Veya doyurmak yerine onları giydirmeyi tercih etmek. Bu şekilde bir insan eğer yemin etmişse yeminini bozma durumunda bunun bedelini ödüyor ve kendine bu şekilde bir çekidüzen veriyor. Yeminle alakalı belki bazılarının hatırına şu da gelir. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bazı şeylere yemin ediyor. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Değerli izleyenlerim, Allahu Teala'nın yemin ettiği şeyler mahlukatıdır. Mesela güneşe yemin ediyor, aya yemin ediyor, incire, zeytine yemin ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın bu gibi şeylere yemin etmesi bunlara dikkat çekmek içindir. Yani bunlar Allah'ın mahlukatı. Ama Allah'ın mahlukatı içinde bunların daha özel yerleri var. Bir güneş deyip geçmemek lazım. Bir ay deyip geçmemek lazım. Bir incir veya bir zeytin deyip geçmemek gerekir. Bunlarda çok büyük hikmetler var. İşte Allahu Teala bunlara yemin etmek suretiyle bunların önemine dikkat çekiyor. Ve böylece bunların sıra dışı şeyler olduğu, önemli şeyler olduğu bu tarz ifade ediliyor. Demek ki yemin tekit içindir. Yemin manaya dikkat çekmek içindir. Yemin sözü pekiştirmek içindir. Bir Müslüman yemin eder mi? Gerekirse eder. Edilmez değil. Yemini gerektiren durumlar olabiliyor. Mesela diyelim mahkemede doğru söyleyeceğine dair yemin etmek gibi. Ama belki bir Müslüman açısından şöyle bir incelik var. Bir Müslüman Allah adına yemin eder. Yoksa başka şeyler üzerine yemin bir Müslüman için düşünülmez. O meselenin ayrı bir cihetidir. Ve bir Müslüman sözünün doğruluğu için illa yemine lüzum da görmez. Yani söz zaten sözdür ve söz ağızdan çıkar denilir ya. Öğretmenlik hayatımda bazı yerlerde karşılaştım, baktım öğrenci söz vermiş ama sözünü yerine getirmiyor. Kendisine hatırlattığımda bak sen böyle söz vermiştin, niye böyle yapıyorsun? Bazıları şöyle dediler, ama hocam dediler ben yemin etmedim ki. Bu çok yanlış bir kültür, çok yanlış bir değerlendirme. Yani bir sözü tutmak için illa yemin etmek gerekmez. O sözü vermiş olmak zaten yeterlidir. Ayrıca bir de yemin edilmişse bu çok daha sağlam bir hale gelir. Çok daha kuvvetli bir hale gelir. Bir insan zaten normal sözünü çiğnememesi lazım. Sözünü ayaklar altına atmaması gerekir. Ve bir Müslüman zaten yalan söylememesi gerekir. Hele yalan yere yemini hayalinden bile geçirmemesi gerekir. Kendi yalanına haşa Allah'ı da alet etmek, Allah'ın adını zikrederek vallahi bu böyle demek çok büyük bir vebaldir. Dolayısıyla bu gibi veballerden kurtulabilmek için her şeyden önce rastgele yemin etmemek, ağzı buna alıştırmamak lazım. Ve ardından da yemin edilmişse yeminin gereğini yapmak. Ama kötü bir şeye yemin etmişsek, yemini bozmamız gerekiyorsa da böyle bir durumda yemin bozulur. Ama bunun bedeli neyse, kefareti neyse, kefareti de ödenir. Cenab-ı Hak hepimize istikametle bir hayatı nasip eylesin. Kur'an'ı iyi anlamayı, ona göre yaşamayı nasip eylesin. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.